Bu da sizin benim size Spirulina. az önce sorduğum Evet, şey. bu spirulina nedir? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı. Uzaya giden astronotlar Amerika'da veya Rusya'da kullandılar. Tencere, tava, yiyecek, içecek, işte hepsi meyve götürmediler. Ekmek falan yok, hiçbir şey yok. Ne götürdüler? Spirulina ve su. Ne yani, ne demek? 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Spirulina yok. Diyelim ki iki kickboksçu kullandı spirulina. Biri kullandı, biri kullanmadı. İkisi de aynı güce sahip. 2 ay sonra karşılaşsınlar, kullanan kullanmayanı 2 dakikada nakavt eder. Kişiye enerji, dopingtir bu ama doğal doping. O zaman benim Kimyasal almam mı? lazım bunu. Enerji bunu benim almam lazım. Alın. 10 saat uyuyorsanız 5 saat uyku yeter. Çünkü vücuttaki laktik asit, yorgunluğa sebep olan asidi vücut atar. Rahatlar, relax. Şimdi bir insanın vücudunda, bünyesinde saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. Ben kimya okuduğum için biz laboratuvara iniyorduk. Laboratuvarda bir deney yapmak için 2 hafta, 3 hafta uğraşıyorduk. Bizim bünyemizde bir saniyede 500 katrilyon reaksiyon oluşuyor. Allah'ın işi. Bak biz haftada bir kimyasal deney yapmak için 2 hafta, 3 hafta uğraşıyoruz ama bizim bünyemizde saniyede 500 katrilyon reaksiyon oluşuyor. Bu reaksiyon olabilmesi için ne lazım? Oksijen, vitamin, mineral, enzim, amino asit, omega 3, 6, 9 vesaire. İşte bütün bunların hepsi bunda var. İnsan vücudu yanlış beslenme nedeniyle abur cubur yeme nedeniyle vesaire vesaire ne oluyor? İnsan vücudu çöplüğe dönüyor. Yani bazı insanlar var ya, sokaktan çöp toplarlar. Bir de fındık sahada da var, öyle bir tanıdım. Adam hastalığı. Sokakta ne bulsa odundu. Efendim tahtaydı, kağıttı, kartondu, plastik topluyor evine. Vatandaş artık bıkmış, ya git işine diyorlar, buradan taşın diyorlar, gitmiyor. İnsan vücudu da çöplüğe döner. Çöp hücre, çöp vücut. Bu da bakteri, virüs ve mantarların hızla yayılanmasına, kişinin çok kolay hastalanmasına sebep olur. Vücudunda bir insanın bünyesinin %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu. Bağ dokusu ne işe yarar? Gözümüzü tutan bağ dokusu. Bağ dokusu olmasa gözünüz pat düştü yere. Böyle oynar zıp zıp. Burnunuz düşer, ağzınız düşer, kulağınız düşer. Bütün organları tutan nedir? Bağ dokusudur. Bağ dokusunda biriken bütün pislikleri, cerahat, cüruf, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları, ölü bakteriler, ölü hücreler vesaireyi spirulina temizler. 10 numaradır. Sevgili seyirciler, İbrahim Gökçek öyle anlatıyor ki, o kadar doğal anlatıyor ki, işte diyor ki fındıkzade de birinin başına gelmiş, şurada birinin başına gelmiş. Tabii adı üstünde bitki uzmanı.